Radyo'dan herkese merhaba, ben Şevval. Bu ay okuduğum kitapların videosunu çekeceğim. İki kısma ayıracağım videoyu. Bu ay okuduklarım ve de okuyacaklarım şeklinde. İlk olarak Stefan Zweig'tan Bir Kadının Yaşamından 24 Saat adlı kitabı okudum. Zaten daha önce de okumuştum, benim için tekrar oldu. Yani vurucu bir kitaptı. Konusunu anlatırsam eğer ince olduğu için çok fazla spoiler vermiş olurum. Ama şunu söyleyebilirim. Orta yaşlı bir kadının zamanında yaptıklarını anlatıyor. Hani en üstün körü bu şekilde anlatabilirim. İkinci kitabım Mecburiyet. Ülkesinde savaş çıkan bir insanın o savaşa katılmakla katılmamak arasındaki içsel çatışmayı anlatıyor. Bunu da çok beğendim. Çok vurucuydu benim için. Diğeri Doğu'nun Limanları. İlber Ortaylı'nın önerdiği yazarlar arasındaydı. Ama o Semerkant'ı önermişti. Ben Doğu'nun Limanları'nı aldım. Bu da Osmanlı'nın çöküşünde bir aileyi anlatıyor. Daha sonra Fransa'da çıkan isyanı anlatıyor. Benim buraya geçin, spoiler yemek istemiyorsanız spoiler vereceğim. Ben kitabı çok beğendim fakat kitapta anlayamadığım bir nokta var. Kitabın sonlarına doğru kadının kocası, üstün körü spoiler vereyim, yok yani ayrı düşüyorlar. Yıllar yıllar geçiyor, hayatları farklı bir şekilde evriliyor. Hiç mi eşini arama gereği duymadın? Hani o kadar casusluk yaptın, o kadar ülkeyi gezdin, istediğin an istediğin yere girebiliyorsun. Eşini niye aramadın? Benim kafamdaki tek soru buydu yani. Üstün körü, çok az bir spoiler vermek gerekirse böyle oldu. Yani benim aklımda bu kaldı. Okuyan varsa hani aşağıya yorum olarak yazsın. Yani kitapta tek takıldığım nokta buydu. Onun haricinde kitap çok güzeldi zaten. Anlatımı, akışı bence gayet güzeldi. Tüm yüreği Luki ve Cadı'nın aşkını anlatıyor bu hikayede. Bu da güzeldi. Ben bayağı beğendim açıkçası. Zaten mitolojik hikayeler okumayı seviyorum. Sis ve Alev. Sis ve Alev Mula'nın ritelingi. İkincisinin çevrilmesini çok heyecanla bekliyorum. Hatta Pegasus'a yazdım ama görüldü bile atmadı. Normalde hikayelerini paylaşıyorum veya bir storiesini atıyorum. Beğeniyorlar ama kitap hakkında soru sorunca cevap alamıyorum hiçbir şekilde. Sis ve Alev 2019'u sanırsam. O zaman çevrilmişti. Ve hala devamı gelmedi. Aynen. Mart 2019. Yani gerçekten çok sağlam bir hikayesi var bana göre. Ama neden hala ikincisini basmadıklarını bilmiyorum. Çok heyecanlı da bir yerde bitti. Bassalar da okusak artık. Pegasus'un böyle çok yarım bıraktığı ve harcadığı seri var. Üzülüyorum. İkinci sıra Rhapsody. Uzun uzadıya anlattım zaten kitap vlogunda. Okumak isterseniz bir önceki videoya bakabilirsiniz. Ama kısacası konusu pazarlıkçı ve bir tane serinimiz var. Bir anlaşma yapıyorlar. Onu anlatıyor. Benim bu ay okuduklarım bu kadardı. Toplam 6 kitap okudum. Çok değil, az da değil. Yani orta seviyede kapattık ayı. İnce kitaplarla tamamladım. Zaten onlar olmasa biraz zor kurtarırdım. İkinci olarak da okuyacaklarım. Kucağıma alsam. Tamam, devrilmedi, güzel. Şiddetli Hazları okumayı düşünüyorum. Hani fırsat bulabilirsem. Bu birinci kitabı. Bu ikinci kitabı. Bu da Romeo ve Juliet'in ritelingi. Çok PR'ı döndü. Çok da övüldü açıkçası. Beğenirsem eğer fan artını çizerim. Onun da detaylı bir videosunu yüklerim. Ama hani çok beğenmezsem veya vuruculuğu olmazsa sadece ay sonu okuduklarımdan bahsederim. Bu da Kristin Hannah'ın kitabı Mucizeler Yerken. Bunu çok beğeneni yok açıkçası. Diğer kitaplarına göre baktım, araştırdım. Yazarın en çok Bülbül kitabı beğeniliyor. O bende var ama savaşla ilgili olduğu için artık okumak istemiyorum. Gına geldi. Haberleri açıyorsunuz, savaş. Kapatıyorsunuz, dışarıdaki konuşmalara bakıyorsunuz, savaş. Benim çalıştığım çevrede de çok fazla maalesef mülteci var. Rusya'dan olsun, İran'dan olsun, Suriye'den olsun çok fazla insan geliyor. Ve bir süre sonra psikolojik olarak yoruluyorum. O yüzden onu bir süre daha bekleteceğim. Bu da sanırım ikinci şansı anlatıyor. Bakalım, fırsatım olursa okuyacağım. İkinci olarak da Elf Diyarı Kralı'nın Kızı. Arkasında şu yazıyor. Peki ölümlü bir insan ile ölümsüz bir elf gerçekten sonsuza kadar mutlu yaşayabilir mi? Benim bu kitabı almamdaki en büyük unsur bu yazısıydı.
Bunlar zaten ilk çıkan klasikler ve çok fazla hata olabiliyor. Çünkü bunlar ilklere öncülük ediyor. Bilmiyorum, bakalım, ben elfleri çok seviyorum. O yüzden şans vereceğim. Fuat İnan'dan Kuyucaklı Yusuf. Bunu 2-3 aydır okuma listeme ekliyorum. Hatta kitabın başlarını da okudum ama devam etmiyorum bilerek. Elim gitmiyor. Çünkü yazarın külliyatını tamamlamak istemiyorum. Çoğunu okudum. Ve en son okuduğum Sırça Köşkü kitabı çok vurucuydu. Kitaba adını veren Sırça Köşkü hikayesi zaten kitabın sonunda yer alıyor. Onu okuyun. Onu okuyun. Günümüzü, dünümüzü ve sonramızı anlatıyor. Hani çok fazla kendini tekrarlıyor zaman ve bunu görebiliyoruz. Ben bu adam ne yazsa okurum. Keşke öldürmeselerdi. Bak, anlatırken bile üzülüyorum. O yüzden elim gitmiyor bunun kitaplarını alıp okumaya ya da bitirmeye. Bu şekilde çok 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 güzel bir insandı. Neyse. Neyse, devam etmeliyim. Altından notlar. Bunun hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Herhalde bir klasik eklemeye çalışıyorum. O yüzden bunu ekledim. Modern klasikleri aldım. Daha önce de göstermiştim ilk videomda. Almışken tekrar okuyorum. Bir Kuzey Macerası. Diğer bir kitabım ise Sonsuzluğun Sonu. Isaac Asimov'dan. Bu bilim kurgu kitabı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu kitabı yarıya kadar okudum. Geldiğim yerde burası. Bu da benim bebekliğim. 128. sayfaya kadar okudum. Ama kitap akmıyor. Benim elimde akmıyor en azından. Hani bilim kurgu severleri çok sever. Hatta içerisinde bir aşk da var. Ama beni sarmamıştı o zaman okuduğumda. Aradan çok değil, birkaç ay geçti, kitabın deformasyonları oluştu. Çok şaşkınım. Neyse, devam edeceğim en azından. Bu ay bunu bitirmeyi planlıyorum. Diğeri Efsane. Fable'ın ikinci kitabı. Bununla hikayeyi noktalıyoruz. Neyse, bunun yorumunu ay sonu okumalarıma ekleyeceğim. Dış tasarımı çok güzel. Bir deniz hikayesini anlatıyor. Son olarak da Gece Sirkini aldım. Gece Sirki de şöyleydi hatırladığım kadarıyla. İki tane sihirbazımız var ve onların çırakları bir yarışmaya katılıyor. O yarışmada da birbirlerini yenmeye çalışıyorlar. Benim hatırladığım bu kadardı. Okuduğumda daha detaylı videosunu çekerim. Ay sonu okumalarında eğer olursa eklerim. Bunlar benim de okuyacaklarım. Kaldıramıyorum, çok ağır. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video fikriniz varsa eğer yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ya da aralarında okuduğunuz varsa onları da belirtebilirsiniz. Altta konuşmuş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.